الحرب والسلام تهيئه فكر في الاجابه عن الاسئله التاليه هل تحب الحرب ام السلامه لماذا ما اسباب الحروب متى انتهت الحرب العالميه الاولى متى انتهت الحرب العالميه الثانيه يحتاج كل انسان الى ان يعيش في امن وسلام ومع ذلك تحدث الحروب في كل مكان من العالم ها هي وسائل الاعلام تنقل لنا كل ساعه اخبار الحروب والحرب ليست امرا جديدا فالتاريخ يحدثنا عن حروب كثيره وقعت في الماضي واضعفت حضارات الانسان لقد ذاقت معظم الطول آلام الحروب ولم يتمتع الإنسان في تاريخه الطويل بالأمن والسلام إلا قليلا ومع كثرة الحروب كانت هناك محاولات لتحقيق السلام ففي العصر الحديث وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى سنة ألفين وتسعمية وثمانية عشرة للميلاد أنشئت عصبة الأمم وكان الهدف منها حفظ السلام في العالم وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 1945 للميلاد أنشئت منظمة الأمم المتحدة لتحل مكان عصبة الأمم ويتبع مجلس الأمن منظمة الأمم المتحدة وهو يبحث في المنازعات بين الدول ويفرض عقوبات على الدول المعتدية وقد حققت الأمم المتحدة بعض النجاح في حفظ السلام ولكنها لم توقف الحروب في كثير من الدول، وبخاصة في أفريقيا وآسيا. وتهتم الأمم المتحدة، عفوا، وتتهم الأمم المتحدة بأنها أصبحت ضعيفة لا حول لها ولا قوة. لأن بعض الدول تهيمن عليها. ولذلك... أصبح كثير من قراراتها لا ينفذ ومن ذلك ال... ومن ذلك القرارات التي تخص فلسطين والقدس وكشمير <applause> الحرب والسلام الصواج وبرش ön hazırlık aşağıdaki soruları cevaplamayı düşün savaşı mı seversin yoksa barışı mı? Niçin? Savaşların sebepleri nelerdir? Birinci Dünya Savaşı ne zaman bitti? İkinci Dünya Savaşı ne zaman bitti? Her insan güvenlik, emniyet ve barış içinde yaşamaya ihtiyaç duyar. Bununla birlikte, buna rağmen dünyanın her bir yerinde savaşlar olur, meydana gelir. İşte basın araçları, medya bize her saat e, savaş haberleri taşımaktadır, nakletmektedir. Savaş, yeni bir durum, yeni bir iş, yeni bir durum değil. Değildir. Değil. Zira tarih bize geçmişte vuku bulmuş, meydana gelmiş ve insanın insanlık medeniyetlerini zayıflatmış çokça savaştan söz eder. Devletlerin büyük çoğunluğu savaşların acılarını, savaş acılarını tatmıştır. İnsan uzun tarihinde emniyet, güven, emniyet ve barışı ancak kısa bir süre efendim sahip olmuştur. Keyfini sürmüştür. Savaşların çokluğuna rağmen Savaşlar çok olsa da barışı gerçekleştirme e, çabaları da olmuştur. Örneğin modern e, yeni çağda, içinde bu, modern çağda içinde e, yeni çağda ve e, Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra 1918 yılında ya da 1918 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra milletler cemiyeti, milletler topluluğu inşa edildi. Bunlar maksat dünyada barışı korumak idi. İkinci Dünya 1945 Yılında İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra Milletler Cemiyetinin yerine geçmesi için ya da geçmek üzere Birleşmiş Milletler Örgütü inşa edildi kuruldu. Güvenlik Konseyi Güvenlik Konseyi Birleşmiş Milletler Örgütüne tabidir. O ülkeler arasındaki çekişmeleri inceler, inceler araş inceler ve saldırgan devletlere cezalar, yükümlülükler getirir. Birleşmiş Milletler barışı korumada biraz başarı gerçekleştirmiş kısmen başarı gerçekleştirmiştir. Ama o birçok ülkede özellikle de Afrika ve Asya'da savaşları durduramamıştır. Durdurmamıştır. Birleşmiş Milletler zayıf hale gelmek, zayıf gücü, efendim kuvveti Olmamak olmamakla zayıf hale gelmekle suçlanmaktadır. Çünkü bazı devletler ona e egemendir. Bu yüzden e kararlarından birçoğu ya da birçok kararı uygulanmıyor. Uygulanmaz hale gelmiştir. Pardon, uygulanmıyor değil. Bu yüzden e kararlarından birçoğu ya da birçok kararı e e uygulanmaz hale geldi ya da artık uygulanmıyor. Filistin, Kudüs ve Keşmir ile ilgili kararlar e, bunlardandır. <gülüyor> 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 El harbu ve selamu atıf edatı sayesinde atıf grubu oluşturmuştur. Savaş ve barış e, giriş, ön hazırlık. Fekir fiil Faili gizli takdiri entedir. Fil icabeti anil esileti tehliyeti mefhulün fi ögesidir. Anil esileti tehliyet ifadesi aynı zamanda iç irab açısından icabe maslarının mefulun bir gayri sarı ögesidir. Ee, bir nolu soru cümlesi. Hel harf soylu bir edat soru edatı olduğu için üge değeri yoktur. bu fiil faili gizli takdiri entedir. الحرب أم السلامة هو أطف كروبدر، معطوف عليه، أطف عرفه، أطف به ما أسباب الحروب؟ ما خبر أسباب الحروب؟ مبتدادر، مظاف، ومضاف إليه مبتدأ مبتدامس. متى انتهت الحرب العالمية الأولى؟ الحرب العالمية الأولى فايل. ''metâ mefulun fîh'' ''intihâ'' da yüklem, fiildir. Yani bu bir fiil cümlesi ''mefulun fîh'' ''fiil'' failden oluşuyor. Aynı durum dört nolu cümle içinde geçerlidir. ''mefulun fîh'' ''metâ'' ''intihâ fiil'' ''el harbul alemiyyetu'' ''thaniyetu'' Bu da e, ''faîl öbeğidir'' ''intihâ'' lazım bir fiildir. Bitti. Bu fail öbeğimiz'' burada iki tane sıfat almış bir sıfat tanımlamasıdır yani el harp mevsuftur el alemiyetu birinci el ulya ikinci sıfatıdır aynı durum aşağıdaki için de geçerlidir el harp mevsuf el alemiyetu birinci el ikinci sıfatıdır ikinci dünya savaşı ikinci uluslararası savaş dünya savaşı diyoruz biz yahtecu fiil kulli insanin muzaf muzafın ileyhten oluşan her bir insan anlamına gelen fail öbeğidir. İle en yaişe fi emnun ve selamın Bu da mefulun bih gayri sarih ögesidir. Yahtecu ile. Efendim ile harfi Peşinden mecur öbeği geçiyor. Mecur öbeğine bakıyorum. Fiil cümlesi olduğu için hemen önüne en getirilmiş. Çünkü harficerden cerden sonra fiil gelmez. Gelirse isim gelir. Cahar mecur diye ezberlemişiz hani. Peki fiil cümlesini nasıl isimleştirirsiniz? En e, mastarla, mastar edatıyla en fiil cümlesini mastarlaştırdı. Ve mastarlar bir isimdir. Dolayısıyla ile burada ismin önüne gelmiştir. Evet. Mastar edatından sonra gelen e, cümlenin ki sıla cümlesi diyoruz ona e, ögelerine e, ayıralım. Ya'işu fiil, fa'ili gizli fi emnin ve selamin bu şibit cümlesi ise e, hal ögesidir. Güvenlik ve emniyet ve barış içinde yaşamak. En ile birlikte. Ya'iş, muzari fiili niye masum oldu? Peşinden, e, kendisinden önce gelen e, en'den dolayı. En, muzari fiille kullanılırsa onu nasb eder. Hmm. <laughs> Tabi nunun nisve bitişmemiş olan muzari fiili. Çünkü nunun nisbeli muzari fiiller de mebni'dir. Peki mazi fiilin başına gelir mi? Gelir. En yaşa yaşaması demek. En aşa bu da yaşaması demek. Ama birisinde bitmiş eylemli mastar, diğerinde bitmemiş eylemli mastar elde edilir. Meazelike bu efendim bir e, zarf zorlu şibit cümlesidir. Mea bir zarftır. bir bütün olarak e, hal ögesidir bu. Hal. Tahtosu fiil. El hurubu. Fail fi kulli mekan min el ifadesi ise mefulun fi ögesidir. Savaşlar dünyanın her bir yerinde olur, vuku bulur. Buna rağmen bununla birlikte. Hal, fiil, fail, mefulun fi. Mefulun fi de fi harfi cerdir. Kulli mekanın bu muzaaf muzafın ilekten oluşuyor. Minel el alemi car mecrur ise şuradaki mekan nekre kelimesinin sıfatıdır. He hiye vesailü li Efendim. Hiye'yi mübteda sayalım. Ve <Sessizlik> ee, li Haber. Ya da he hiye'yi başka e, efendim şekilde de irab edebiliriz. Vesailü li Buna mübteda dersek peşinden gelen de e, haber olur. Buradaki haber tengolu fiil faili gizlidir. Takdiri hi olup vesel iyalem zamirine dönmektedir. Efendim lene tengolu lene bizim için taşır dersek mefulün ögesi. Kulle saatin mefulün fi ögesi ne zaman sorusunun cevabını verir. Akbaral hurubi bu da mefulün bi ögesidir. Nakale Neyi sorusunun cevabını direkt alır. El Harbo müpteda peşinden gelen o zaman haberdir. Ama haber de kendi içerisinde. Bakıyorum ee, Leyse isimdir. Biliyorsunuz müpteda haberden oluşan isim cümlesinin önüne gelir. O müptedaya Leyse'nin ismi denilecektir. Leyse'nin ismi burada gizlidir. Takdiri hijedir. Emran Cediden ise Leyse'nin haberidir. Belki diyebilirsiniz ki Emran Cediden Leyset'in haberi ama müzekker gelmiş Leyset'in ismi niye Mühendis takdir ediliyor Niye olduğu söyleniyor Efendim harp e, harbe dönen zamirdir Leyset'in ismi Harp me Mecazi mühendistir Semai mühendistir e, Efendim peşinden gelen Leyset o yüzden müennes olarak Çekimlenmiştir Savaş anlamında Harp'ın müzekkeri yok arkadaşlar Harp mühendistir e, emir emr kelimesinin de bu anlamda durum, iş, husus, e, yok. Bu gibi durumlarda mühennesik, müzekerlik, uyumu, mutabakat efendim aranmaz. Ama leysede de mühennes yaptık. Niçin? Çünkü leysenin leyse şeklinde de çekimi var. Leyse şeklinde de çekim var. E, o yüzden e, varsa uyum ma e, dikkat edilir. Ama yoksa e, olsa dükkan senin diyoruz yani mutabakat aranmaz. Et tarihü mübteda peşinden gelen ifade ise fiil cümlesi oraya gelmiş haberdir. Kendi içerisinde ögeleri ayıracağım. Yahadisu fiil faili gizli e, takdiri huvedir. Mübteda e, olan et tarih sözcüğüne dönmektedir o takdir ettiğimiz huve zamiri. Nitekim yahadisu fiili ona göre çekimlenmiştir. Na burada mefulün ögesidir. An ile başlayan ifade ise mefulün bir gayri sarih ögesidir. Ondan sonra da tabi mecrur isim gelmelidir. Çünkü an bir harf cerdir. Ondan sonra gelen bu yapıyı e, ki karmaşık ve çokça sözcükten oluşuyor. Efendim kendi içerisinde elemanlara ayıracağım. Hurub burada e, andan dolayı mecrur isimdir. E, ama peşinden sıfat geliyor. Dolayısıyla hurub mevsuftur nitelenen isim. Kesira bu da niteleyen isimdir. Çokça savaş. Efendim, savaşların burada tek bir tane e, niteliği yok. Bir. E, çok olması. İki. Vakıat fil-madi, geçmişte olması. Üç. Efendim, insanlık medeniyetlerini e, insan medeniyetini de diyebiliriz tekil. Biz Türkler cümlede çoğul e, ekini e, kullanmayı çok sevmiyoruz. E, zayıflatması ise üçüncü sıfatıdır. Çok olması geçmişte meydana gelmesi ve zayıflatması. Efendim burada çok olması ve e, geçmişte meydana gelmesi iki ayrı sıfat olarak değerlendirilmiş. Ama üçüncü sıfat atıfla e, efendim e, yapılmış. Elde edilmiş. Yani burada vav olmasaydı peşinden gelen ifadeye üçüncü sıfat diyecektim. Ama şimdi kesira hurubun birinci sıfatı peşinden gelen ifade de fiil cümleleri de ikinci sıfatıdır. Ve bu ikinci sıfat fiil cümlelerinin birbirlerine atfedilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır e, diyoruz. Efendim burada fiil cümlelerine e, ne? nekradan sonra geldiğini görüyoruz. Hurub nekradır. E, peşinden gelen vakat fil madi kendisiyle bağlantılıdır. Nitekim ona onun ona göre çekimlenmiş. Hani hurub akısı çoğul zamir değeri hiyedir. Vaka da hiyeye göre çekimlenmiştir. Burada vaka a fiil faili gizli. Fil madi mefulün fi ögesidir. Edafe fiil bunun faili gizli. Hadaratil insan ise mefulün bih öbeğidir. Muzaf muzafın ilekten oluşuyor. Mefulün bih burada muzafın kesra aldığını görüyoruz. Çünkü at ekili çoğul gelen sözcükler e, kesra ile mansub olurlar. <laughs> Efendim, burada bir kesira sıfatı var, bir de peşinden gelen atıflı e, fiil cümleleri sıfatı var. İki e, az iki tane sıfat olduğunda bunları sıralarken ne yapıyorduk? Az sözcüklü olanı önce, çok sözcüklü olanı sonra getiriyorduk. <laughs> L e, ve kat her ikisi de e, harf soylu edat olduğu için öge değerleri yoktur. Zâ kafîl ma'ûzâ muttuveli muzaaff muzaaffun ilehten hoşan fâil öbeği. Âlâmen hurûbi bu da muzaf muzafın ilehten oluşan mefulün bih öbeğidir. E, efendim e, ülkelerin büyük çoğunluğu e, savaşların acılarını ya da Türkçe tekil yaparak savaş acılarını savaşın acılarını e, tatmıştır deriz. Zâka fiil, fail mefulun bi. Demek ki tatmak fiili nesnesini direkt alıyor. Temetta nesnesini bi ile alan, sahip olmak, e, özelliğini taşımak, hatta keyfini sürmek e, anlamına gelen bir fiil. İnsan uzun tarihinde e, emniyetle barışı ancak kısa bir süre tatmıştır, ancak kısa bir süre sahip olmuştur gibi. Elinsten e, fail, yetemet tavunun failin. Fi tarihi tavil ifadesi mefulun fi ögesi. Bil emni ve selami mefulun bi gayri sarı ögesi. Buradaki kalilen ise mefulun fi e, ögesidir. Yetemet ta fiili muzari sigalıdır. E, lemden dolayı meczum olmuştur. Fi tarihi tavil ifadesinde e, fi Harfi cerdir, peşinden gelen mecrur öbeğidir. Mecrur de muzaf, muzafinili artı e, sıfattan oluşuyor. Buradaki tarih şey, tavil tarih kelimesinin sıfatıdır. Yani onun uzun tarihi de evet. E, bir harfi peşinden gelen mecrur Bu mecrur öbeği atıf grubu olarak gelmiştir. Bil emni ve selami Efendim selam emne at edildiği için onun i'rab alametini almıştır. Ee, onun i'rabını almıştır. El emin mecrur olduğu için selam da mecrur olmuştur. Ma kesretu'l hurubi savaşların çokluğuna rağmen savaşlar çok olsa da Efendim bu muzaf ve muzafun o da muzaf ve muzafuniyetten oluşan hepsi bir hal ögesidir. Savaşlar çok olsa da savaşların çok olmasına rağmen bu hal ögesi. Bakıyoruz burada kâne -li bir cümle var. E, ee, efendim buradaki kânenin yüklemi peşinden gelen muhavelatun li tahkik selam ifadesi ise kânenin e, ismidir. Buradaki hunayke mevcut e, anlamındadır. Muhavelatun bakınız niye merfu geldi? Kânenin ismi olduğu için. Li tahkik selam ifadesi efendim muhavelet e, mastarının e, efendim lamlı gelmiş mefulün bir e, ögesidir gerçekte. Yani nesnesini muhavelet direkt alır fakat nesnesini direkt alan yapıların e, efendim e, çoğu kere e, lamla e, nesnesini alır hale geldiğini de görüyoruz. Tabi lamla alınca nesnesini artık mefulün bir demiyoruz. Mefulün bir gayrı diyoruz. E, barış, barışı gerçekleştirme gayret, gayretleri. Evet. Barışı gerçekleştirme gayretleri. Buradaki tahkik de mastardır. O da estelam kelimesini e, ne? E, nesne olarak alır. Fakat teknik açıdan muzafın ilahi olduğu için estelam mecbur olmuştur. Anlam açısından nesne ama e, iğrab açısından mecburdur. Çünkü muzaferin diye olarak gelmiştir. Zaten Türkçe'ye çevirirken bak ne diyorum? Barışı gerçekleştirme çabaları. Barışı gerçekleştirmenin e, barışı gerçekleştirmekte çabaların nesnesidir. Bunun da hepsi kânenin öznesidir. <laughs> evet. Kuneyke'de yükleme haberidir. Fil asr-ül hadisi Mefulün fiilgesidir. Ne zaman sorusunun cevabı. Ba'de intihayil harbil alemiyetul ula senete işte 1918 yılı ee, sonra Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra bu ifadeler e, normalde normalde mefulün fiilgesidir. Ne zaman sorusunu cevaplandırır. Fakat burada e, modern çağ yeni çağda ya da modern çağda dedikten sonra vav wow getirmişiz yani atıf grubu oluşturmuşuz. Efendim fi ile başlayan 1918'de biten ifadenin hepsi unşiye fiilinin mefulün fi fiil ögesidir. Ne zaman sorusunun cevabıdır. Un şeye fiildir usbetu rumemi ise bu fiilin naif failidir. şeye meçhul çatılı olduğu için naif failidir diyoruz peşinden gelen merfu ıı, ögeye. El hedefu minhe bu bir bütün olarak kanen ismidir. Ha bu arada el minhe ifadesi hedefin mefulün bir gayrı sarihidir. Ondan amaç, ondan hedef, ondan gaye. Bunun hepsi kânenin ismidir. Hıfz ve selâmi fil âlemi. Bu da kânenin haberidir. Efendim özne ve yüklemidir. El hedefunun merfu, hıfz kelimesinin de mansub oluşu. Efendim bir merfu olanın kânenin öznesi, mansub olan ise kenarın habire olduğunu gösterir. Burada eselem es hıfz mastarının anlamca nesnesidir. E, fakat muzafın ileyhi olduğu için mecbur olmuştur. Fil alem ifadesi ise buradaki hıfz mastarının mefulün fi ögesidir. Ama aldığı ögelerle birlikte hepsi kânine yüklemidir. Dünyada nerede? Barışı neyi? Korumak. Tır. Korumak idi. Evet bundan maksat, bundan gaye, bundan amaç dünyada barışı korumak idi. Korumaktı. Evet. Sonra yeni bir cümleye geçiyor Vavlam. Ve ilk önce gelen ögemiz mefulün ögesi. Ba'den tihayil harbil alemiyeti taniye mefulün fi. Senete elfin ve tesimiyetin ve ve erba'ine mefulün fi. Efendim. Un şiyet yüklem. Yani ana fiil. Yük. Yargı burada başlıyor. Fiil, Munazamet-ül Umem-ül Müttehide ise e, o şeyenin naiv-i failidir. E, Müçrit Çatır-ı Fiil'in ismine naiv fail denilir. Buradaki naiv fail Munazama Muzaffı e, efendim ve peşinden muzaff geliyor. E, El-Umem Bu da mevsuf El-Müttehide e, Bu da e, Ümmetlerin efendim sıfatıdır. Birleşmiş Milletler'in örgütü. Birleşmiş Milletler örgütü. E, evet fiil dedik sonra naif fail dedik en başta mefulün fi ögesi dedik evet litehulle mekene usbetül umemi bu da e, niçin inşa edildi sorusunun cevabıdır mefulün yecdi ögesidir li bir harfi cerdir peşinden fiil geldiğine göre biz bu fiili gizli bir enle maslarlaştırmamız lazım Aksi halde li'yi yanlış kullanmış oluruz. Li'ye harfi cerdir. Harfi cerlerden sonra isim gelir. Bir fiil cümlesini nasıl isimleştirirsin? Ee, en kolay yolu masalaştırmaktır. Litahulle. Evet. Mefulin li'ye ögesi dedik hepsine. Şimdi kendi içerisinde bu fiil cümlesini ögeleri ayırıyorum. Tahulle fiili. Faili gizli. Takdiri hiyedir. Mekana usbetul umemi. İfadesi ise mefulün fi. E, dir. Evet. E, efendim. E, halle yahullu ya da daha çok kullanılan harekelenmiş haliyle halle yahillu ifadesi bir yere yerleşmek demek. Mekane usbedil umemi ifadesi de burada yerleşmenin nerede olacağını gösterir. Mefulün fi ögesidir. Mefulün fi ögesi başında fi gelmediği için harfi cer gelmediği için mansuptur. Çünkü tüm mefuller mansup ögelerdir. Mekane muzaftır. Usbe muzafı ne Husbe Usbe aynı zamanda umemin muzafıdır. El umem husbenin usbenin muzafı Milletler e, topluluğunun yeri. Evet. Milletler topluluğunun yerine geçmesi için geçmek üzere Birleşmiş Milletler Örgütü kuruldu. Yetbu meclisül emli fiil fail. Munazzametel umemül mütahideti bu da mefulim bih ögesidir. Yetbu li şeklinde de kullanılabilirdi. Yani güvenlik konseyi, Birleşmiş Milletler Örgütüne tabidir. Hu ve müpteda. Peşinden gelen de o zaman e, nereye kadar, şuraya kadar, efendim neredeyse bir satır e, şeydir, haberdir. Haber e, iki tane fiil cümlesinin birbirine atfedilmesiyle oluşturulmuştur. Ben şimdi bunları ögelere ayırıyorum. Yeb fiil, faili gizli, takdiri e, huvedir. Fil münazaati beynet tuveli. E, beynet burada münazaat e, mastarının fiil fi ögesidir. Aldığı ögelerle birlikte bu fil münazaati beynet tuveli ifadesi bahase fiilinin mefulün bih gayrı sarih ögesi sayılabilir. Yafridu fiil faili gizli takdiri huvedir. Ukubetin ale ukubetin efendim mefulün bih ögesi e, alet tuvelil muhtediyeti mu'tedi, ifadesi ise mefulün bih gayrı sarih sayılabilir. Efendim saldırgan devletlere cezalar yükümlülükler, cezai yükümlülükler getirmek getiriyor diyoruz tabi yüklem olduğu için. Kat hakka kat evet kat öge değeri yok harf soyludur. Hakka gafil el umamul muttahide fail bağdan necahi mefulun bih fi hafzı selami efendim bunu da <laughs> buyurun hoş geldiniz efendim fi hıfzı selami ifadesini de mefulün bir gayrı sarı sayabiliriz. efendim. Ve lakinne ha, burada lakinnen ismi peşinden gelen ifade ise fi cümlesi sonra gelen haberidir. Bu da kendi içerisinde ögelere ayrılacaktır. Lakinnen haberi dedik. Fi cümlesi olarak gelmiş. Tuğif fiil bunun faili gizli takdiri hiyedir. El hurube savaşları mefulün bih. Peşinden gelen ifade ise nerede sorusunun cevabı mefulün fihtir. Tuttehemu bu meçhul çatırı bir fiil. Dolayısıyla el umemul mutahidetu tu e, naib faildir. Efendim suçlanmak demek. Ne ile sorusunun cevabını bi verir? Bi enneha asbahat daifeten. Burada bi ile ifade mefulun bir gayrı Bak fiil, naib fail, mefulun bir gayrı sarıh. Mefulun bir gayrı bi ile başlamış. Peşinden cü isim cümlesi geldiği için enne ile mastarlaştırılmış. Evet enne biliyorsunuz müpteda haberden olsun isim cümlesinin önüne gelir. He ennen ismi peşinden gelen ifade de haberidir. Çok ilginçtir. Buradaki haber de müpteda ve haberin önüne gelen bir fiille kullanmış. Asbaha. Asban'ın ismi gizli daifeten e, efendim. La havle lehe ve la kuvvete ifadesi ise Asban'ın haberidir. Ve haber burada iki tane gelmiş. Daife Asban'ın birinci haberi, la havle lehe ve la kuvvete bu da Asban'ın ikinci haberidir. Çok ilginçtir ha, Asban'ın ikinci haberi fiil cümlesi olarak gelmiştir. Efendim ve ha, haber fiil cümlesi olarak geldiğinde e, efendim ismine e, dönecek bir zamir içermelidir. Buradaki he zamiri odur zaten. Lienne ile başlayan ifade de biliyorsunuz müptede haberden olsun isim cümlesinin önüne gelir. Bağda veli lienne'nin ismi tuheymunu aleyhe fi cümlesi olarak gelen haberidir. Tuheymunu fiil bunun faili gizli aleyhe ise e, mefulün bir gayrı sarı sayılması uygundur. E, efendim heymene ala. Lizelik ya mefulün niye var. Ketiyorum min kararati ifadesi bir bütün olarak Asbahanın ismi. Hani dedi ki Asbah mübte haberden oluşan isim cümlesinin gelir. La yunefezu ise Asbahanın haberidir. Buradaki Asbahan haberi yine fiil cümlesi olarak gelmiştir. Yunefezu fiili ve Naibi faili de gizlidir. Niye naibi fail? Çünkü meçhul şatırı fiil. Mintelelge min ifadesi arkadaşlar burada haberdir. Peşinden gelen el kararat, elleti, leti, filistin, ve gusli ve keşmir bu da müptedadır. Bakın e, haber ve müpteda. Müpteda karmaşık bir yapı. En azından sıfat alması. El kararat mevsuf. Peşinden gelen ifade de sıfattır. Fiil cümlesini nasıl sıfata dönüştürmüşüz? Araya elleti koyarak. Çünkü elleti kendisinden sonraki cümleyi marife sıfat isme dönüştürür. Niye marife yapıyoruz? El kararat marife olduğu için. Sıfatı da marife olmalıdır. İsmin mevsulün sıra cümlesine gelince takus kendi içerisinde ögelere ayrılır. Takuslu fiil, faili gizli, takdiri hiyedir. Filistin, Kudüs ve Keşmir atıf grubu ise takustunun mefulün bir ögesidir. Efendim takustu bi ile de kullanılabilir idi. O zaman bir Filistin ve Kudüs ve Keşmir derdik. Bu durumda da mefulun bir gayri sarih olurdu. Biraz sonra kelime grubundan bahsederiz. İnşallah.